Karantina günlükleri 1. bölüm. Biliyorsunuz ki zaten birkaç haftadır evde tıkılıp kaldık. Ben de hashtag evde kala uyuyorum. Ve bütün gün evdeyim. Zaten hani seyahatler dışında alışık olduğum bir durum. Bütün gün evde olmak, e-spor vesaire olsun. Ne yapıyorum evde çok sormuşsunuz. Biraz onu açıklayacağım. Ama şu an küçük bir özet geçmek gerekirse spor yapıyorum. Spora devam ediyorum tabii ki. Bir programım var Sert Hoca sağ olsun. Yaklaşık günde yarım saatlik bir programım var diyeyim. Anlatırım size zaten videonun geri kalanında. Onun dışında yayın çok açıyorum. Twitch linkini falan buradan görürsünüz. Bütün gün yayındayım genelde. Formula 2019 oynuyorum. Kariyer modu yapıyorum. Holy oh. Oh. Önünde Nico Hülkenberg var. Kariyer modunda görüyordum bu adamı, şimdi gerçeği önümde. Erev, do I send it? Send it on the outside, mate. Go for it. Oh, oh. Go, go, go. We're good. Holy shit. Peki yok mu 320 ile bir U? Aman diyorum yani hani. Kariyer modunu Twitch'e taşıdık bu arada. Liginiz yoksa diye söyleyeyim. Onun dışında FaceTime, telefon konuşmaları öyle geçiyor o zaman. Şu arkada da benim setup var bu arada, belki görmemişsinizdir. Eğer istiyorsanız onu da hazır evdeyken detaylı bir şekilde anlatabilirim. Sporu göstereceğim. Programı tanıtayım size. Geldim. Sporu yapacağım şimdi. Sert Hoca ile çalıştığımı biliyorsun zaten Love Fitness'ta. Ama oraya gidemediğim için evde bir program verdiler. Bunun içinde daha çok karın ağırlıklı, push-up, işte lunge'ların olduğu, omuz, sırt hepsini çalıştıran bir program var. Ama şöyle bir durum var. Normalde benim sporum bayağı uzun sürüyor. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat hatta 2 saate kadar gittiği oluyor kardiyo ile beraber. Evdeyken tam bu havaya giremediğim için hocamdan farklı bir program istedim eğer mümkünse diye. 5 dakika sürüyor antrenmanım. 4-5 dakika civarı sürüyor. Ama bunu günde 5 kere yapıyorum veya 6 kere yapıyorum. Yarım saatlik bir antrenman oluyor günde. Daha böyle sert bir antrenman oluyor. Durmadan 4-5 dakika yapıyorum. Bunu da olabildiğince kez tekrarlamaya çalışıyorum. Böyle farklı bir program yapıyorum yani evde. O daha çok hoşuma gitti ve sıkılmıyorum. Çünkü evde 1 saat durmadan antrenman yapasım açısı gelmiyor pek. Ve bunun daha efektif olduğunu düşünüyorum şu an evdeyken. Eğer sizin de öyle sorunuz varsa bunu deneyebilirsiniz tabii ki. Ha bu arada benim evde hiçbir eşyam yok yani, dumbbell'lar, mambullar. O yüzden mat bile yok. Hatta şöyle yorganı böyle yere koyuyorum. Bildiğiniz yorgan yani. Böyle yere koyuyorum. Mat olarak kullanıyorum. Programı yalnız telefondayım. Tabii telefondan çekince. Şöyle. İlk başta 30 push-up. Ben bunu nasıl çekeceğim? Hı. 30 push-up ilk hareket. Sonra neydi? Bakayım. Hemen kameraya sığdırmam gerekiyor. Bundan 30 saniye yapıyorum. Bicycle bir şey deniyordu buna, tam emin değilim. Sağ dizinin sola, sol dirseğinize sağ dize. Bundan 70 tane yapıyorum galiba. Yetmiş. Sonra dip yapıyoruz. Dipi ama nerede yapıyorum? Şurada yapıyorum ama kameraya sığmıyor. Kamera dön. Kamera düşme. Düşme artık, demin duruyordun. Bu videoya 5000 like gelirse bari yeni kamera falan alalım. Zaten kamera almak zorunda kalacağız. Telefonum bu videonun sonuna kadar kırılır büyük ihtimalle. 30 saniye star var. Burada saati kullanıyorum. Saati bu arada öbür videolardan da biliyorsunuz. Honor Magic Watch 2 var. Kronometresini kullanacağım saati, biraz nefes nefese kaldım. 30'dan geriye sayacak benim için. Evde sporda da bana yardımcı oluyor açıkçası. Benim için 30'dan geriye sayacak.
Aynısının tersi var. Bu hareketi çorapla yapmayı tercih ediyorum ben çıplak ayak yerine, çünkü çorapla daha çok yoruyor. Çıplak ayak zaten yere tutunduğu için biraz kolaylaştırıyordu bence hareketi. Bu da bitti. Bunda işim bir tane daha var. Crunch yapacağız. Ama ayaklarımı kaldırıyorum ben alt karın daha fazla devreye girsin diye. Evet, bu kadardı yaklaşık. 6-7 dakika sürdü herhalde. Bundan 5 kere yapıyorum günde. Yarım saat gibi bir program oluyor, yarım saat 40 dakika. Hiç durmadan ardı ardı olduğu için de hem nefes nefese bırakıyor hem de yoruyor bayağı. Siz de spor yapıyorsanız ne spor yapıyorsunuz yorumlara atabilirsiniz. Programı beğendiniz mi? Onu da söyleyebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Evet, bütün bu simülasyonumu gösterdiğim bir oda vlogu yapmamı istiyorsanız ve bütün bu odayı tanıttığım, her ekipmanı tanıttığım, direksiyonum olsun, pedallarım olsun, bilgisayarım olsun, işte kulaklık olsun, zaten gördünüz klavye, mouse hepsi Omen by HP tarafından. Omen Mindframe Prime'ı kullanıyorum kulaklık olarak. İki bilgisayar var. Bunda Omen Mindframe var, öbüründe beyazı olan, Prime olan versiyonu var. Yani hani ekipmanların hepsini teker teker tanıtabilirim odayla alakalı, çünkü böyle soru da çok geliyordu. Eğer böyle bir şey yapmamı istiyorsanız ve bir oda vlogu istiyorsanız, eğer günlük vlogumun dışında, yorumlara oda vlogu isteriz gibi bir şey yazarsanız ben de ona göre, isteğinize göre hemen videoyu çekmeye başlayacağım. Onun dışında teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like olmayı unutmayın. Görüşürüz.